Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 6. sefir 40. kısımdan devam ediyoruz. Asıl ve asıl. Namaz kılmak isteyip kameti duyan erkek veya kadın namazı kaçırmak korkusuyla camiye koşarak gitmeli midir, gitmemeli midir? Bazı bilginler camiye koşmanın caiz olmadığını belirtmiştir. İnsanın vakar ve ağırbaşlılıkla camiye gelmesi gerekir. Ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise iyilik hırsıyla koşmasının caiz olduğu görüşündedir. Bana göre koşmak mekruhtur. Meselenin batını yorumu şudur. İyiliklere koşmak meşru olduğu gibi ağırbaşlılık ve vakar da dince emredilmiştir. Bunların birleştirilmesi ise vakit girmezden önce iyiliklere koşmayı adet edinmiş olmakla gerçekleşir. Böylece insan ağırbaşlılık ve vakarla camiye giderek iyiliklere koşmayla ağırbaşlılığı birleştirmiş olur. Kul sadece mübahlarla ilgilendiği için iyiliklere koşması emredildi. Herhangi bir mübahı işlememek halinde olan ise her durumda iyiliktedir. Bu nedenle her iki durumu gösteren şey gelmiş ve şöyle denilmiş. Rabbinizden olan mağfirete koşunuz. Kastedilen ibadettir ve ibadete koşan kimse mağfirete koşmuş demektir. Başka bir halde ise iyiliklere koşanlar onlardır denilir. Burada zaman mekan zarfı gelmişken diğerinde ismin E hali gelmiştir. Çünkü iyiliklere koşmak onun yerini almaz. Burada başka bir yorum daha vardır. Mağfirete mazhar olmamız onu gerektiren iyiliği yaptıktan sonra mümkün olabilir. Dolayısıyla biz iyiliklerde mağfirete koşarız. O halde kendisine koşulan şey kendisine koşulandan başkadır. Kul mübahtan başka bir şey yapıyorsa ya memdup ya da vacip işlemektedir. İnsan memdup bir fiil yaparken vacip bir ibadetin vaktinin geldiğini hissetmişse o vacibin ancak kendileriyle geçerli olabildiği sebepleri yerine getirmekle memdup fiilini yaparken farza koşar. Orada koşmak o vacibin geçerli olmasında şart olan fiillere koşmaktır. Bir iyilik işlerken cemaate gitmesi veya safı tamamlaması vacip olan bir kimseyi düşünelim. Böyle bir insan söz gelişi namaza gelirken kameti duyar, şari ise ona mescide vakarla ve ağırbaşlı bir şekilde gelmesini emreder. Çünkü hak hallerle sınırlanmaz ve namaza gelen kişi gelirken veya namazı beklerken namazdadır. Başka bir ifadeyle bu konuda iyiliğe koşmak zaten gerçekleşmiştir. Hareketle koşmak ise saygısızlığa ve hakkı sınırlamaya yol açar. Bu nedenle rükû ederken safa girmek için hareketlenen bir sahabeye ki o Ebu Bekir'dir. Allah hırsını artırsın, bir daha koşma demiştir. Yani hızlı hareket etme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin koşmanı artırsın demedi. Zaten hırs onun koşmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istenilenin iyiliğe karşı hırslı olmak olduğuna dikkatini çekmiştir. Allah'ın kuldan istediği şey hızla yürümesi değil, iyiliğe dönük hırsıdır. Çünkü böyle bir davranış Allah'ı sınırlamak anlamına gelebilir. Halbuki Allah her nerede olursa olsun kulla beraberdir. Geride kalmak nedeniyle başlangıçta tefrite kaçtın. Burada ise hızlı davranmakla iyiliğe koşman gerekir. Anlatıldığına göre bir insan 40 sene boyunca mescitteyken namaz vakti girmiştir. Başka birinin ise yıllarca imamla birlikte ihram tekbirini kaçırmadığı anlatılır. Vakarla sözü ise kulun Allah karşısında onun celalinin ve heybetinin layık olduğu davranışı ve utanma duygusunu taşımasına işaret eder. Çünkü bu haller organlarda bir ağırlık meydana getirir ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirirken hareketlerine korku ve saygılı bir şekilde denge ve sağlamlık kazandırır. İstenilen ağırbaşlılık budur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbi korksaydı organları da korkardı diye buyurur. Diğer bir ifadeyle kalbinin korkusu diğer organlarına daha nüfuz ederdi. Çünkü ayaklarla koşmak Allah ile değil, Allah'tan dolayı himmeti koştuğu yöne bağlı kimseden meydana gelebilir. Kulun himmetinin Allah'a bağlı olması gerekir. Bu durumda onun müşahede ettiği hak olur. Böyle yapanın hali ise heybet ve durağanlıktır. Sadece bir fısıltı duyulur.
Allah şöyle buyurur: Sesler Rahman karşısında kesilir. Artık sadece sessizlik duyulur. Rahman ismi karşısında böyle sessizlik gerekiyorsa, kendisine ya da kendisiyle yürüdüğü ilahi ismin hangisi olduğunu bilmeyen ne yapabilir? İçinde bulunduğu vaktindeki hali yürüdüğü ve yöneldiği şey olan kimse koşmayı caiz görür. Bir insanın içinde bulunduğu hali yöneldiğini müşahede ise koşmayı caiz görmez. Çünkü koşmak vakti zayi etmektir. Şari vakte geleni gözetir. Namaza gelenin vakti, namazda amaçlanan şeyi görmektir. Bu nedenle namaza gelirken vaktin hürmetini büyütmek, hakkını yerine getirmek için hızlı yürümek değil, ağırbaşlılık ve vakar gerekir. Asıl vasıl, namazı bekleyen cemaat ne zaman ayağa kalkar? Bazı bilginler, cemaatin kamet başladığında, bazı bilginler müezzin haydın namaza dediğinde, bazı bilginler ise müezzin haydın felaha dediğinde, bazı bilginler ise imamın kalktığını gördüğünde ayağa kalkılacağını söylemiştir. Bana göre en doğrusu budur. Bazı bilginler ise bu konuda bir vakit belirlenmediğini söylemiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem beni görünceye kadar ayağa kalkmayın buyurduğu rivayet edilir. Bu hadis sahih ise onunla amel etmek ve onu göz ardı etmemek gerekir. Bizim görüşümüze gelirsek bu konudaki hadis sahih değilse kametin başlamasıyla namaza kalkmak gerekir. Hadis sahih ise peygamberin bu meseledeki hükmü kendisini beklemektir. Bugün yaptığımız gibi değil, emrettiği gibi onu görmeden kalkmamız gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde bir emir yürürlükten kaldırılabilir ve başka bir hüküm yenilenebilirdi. Bu nedenle peygamberin namaza çıktığı görününceye kadar müezzinin sözü nedeniyle ayağa kalkmamaları gerekiyordu. Peygamberi gördüklerinde ise davet edildikleri şeyi ortadan kaldıran bir emir gelmediğini anlarlardı. Bugün ise böyle değildir. Çünkü namaza kalkma hükmü artık süreklidir. Bu nedenle insan müezzinin kamet getirdiğini duyduğunda hemen ayağa kalkar. Müezzinin tesadüfen şaşırıp onun imam olup kamet getirdiğini zannetse, imam ise henüz namaza çıkmamışsa ayağa kalkanın sorumluluğu yoktur. O, iyiliğe koşanın ödülüne sahiptir ve imam namaza çıkıncaya kadar döner. Mekanında oturur. Çünkü o, namazın hükmünün bekası konusunda kesin bir inanca sahiptir. Konunun batini yorumuşudur. Namaz için kamet getiren kişi Hakk'ın teşrifatçısıdır. O kendilerini çağırdığı bu nitelik ve halle Allah'ın huzuruna girmeye davet eder. Allah onlara bu nitelikle huzuruna girmeyi emretmiştir. Onlar da daha önce belirttiğimiz gibi saygı, dinginlik ve çağrıldıkları işle ilgili huzur içinde emri yerine getirmeye koşarlar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak, zikir, tekbir, tesbih ve kendilerine belirlenmiş olduğu belirli bir dua hususunda huzur sahibi olurlar. Onlar belirlenen şeyi bu halde aşmaz. Selam vererek namazı tamamladıklarında ise diledikleri şekilde dua ederler. Burada da Allah'ın razı olacağı şeyle dua ederler. Onlar bir Müslümana beddua ya da akrabalığın kesilmesi hususunda beddua etmez. Asıl vasıl, imamla rükuyu kaçırmak korkusuyla safın arkasında ihram tekbiri alıp namazda safa girecek gibi hareket eden kimsenin durumu. Bazı bilginler bunu caiz görmüş, bazı bilginler bunu mekruh saymıştır. Bazı bilginler ise bu konuda cemaatle ve yalnız başına kılanı ayırt etmiş, yalnız başına kılan ise mekruh, cemaat için caiz saymışlardır. Vasıl, batıni yorum. Rükû Allah karşısında boyun eğmek demektir. Allah'a koşmak daha uygundur. Şu var ki kişinin rükû halinde yürüyüp safa girmesi mekruh ya da caiz hükmüne konu olan bir durumdur. Saftaki gediği gidermeyi vacip sayan ya da safın arkasında namazı caiz görmeyen kimse bulunduğu durumdan safa girinceye kadar yürür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in namazını geçersiz saymamış, ona dua etmiş ve bir daha öyle yapmamasını istemiştir. Buradan ise kastedilenin mekruhluk olduğu anlaşılır. Bu hadise karşı belirli bir olay hakkındaki yargı denilirse böyle yanıt veririz. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tekrarlamamak yasağı belirli bir olay hakkında bir hükümdür. Çünkü Ebu Bekir'e tekrarlamamak emredildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkasını ise engellememiştir. Fakat
hal karinesiyle kastedilenin ne olursa olsun namaz kılan ya da namazında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emrettiği gibi davranan kimse olduğunu anladık. Öyleyse namazı tamamlayan her şey namazda yapılabilir. Bir takım meseleler bu konuyla ilgilidir. Bu esasa göre değerlendirilir. Asıl vasıl, cemaat imama hangi konuda uyar? Bilginler Şari'nin belirlediği söz ve fiillerde cemaatin imama uymasının zorunluluğunda herhangi bir görüş ayrılığına düşmemiştir. Bununla beraber bilginler Allah kendisini övünü duyduğu ifadesinde görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı kimseler cemaatin imamla beraber bunu söylemesinin zorunlu olmadığını, bazı kimseler ise söyleyebileceğini kabul etmiştir. Bana göre birinci görüş bu konudaki hadis nedeniyle daha uygundur. Vasıl, batıni yorum. İmam kendisine uyanlar hakkında, hakkın vekili konumuna yerleştirildiği için onun Allah kendisini öveni duydu demesi geçerlidir. İmam cemaat için hakkın tercümanıdır. Onlara rükularında, tesbih ve okumalarında, kendisini övdüklerinde Allah'ın böyle dediğini bildirir. Dolayısıyla imam kendisini halife yapandan haber verir. Allah imamı o durumda kendi yerine yerleştirmiş olsaydı, beni öveni duydum demesi gerekirdi. Öyleyse kendisini öveni Allah duydu demek, kulun varlığını ispat eder. Bilindiği gibi kul Allah'a, Allah'ın zatı bakımından değil, ilah olması yönünden ibadet eder. Bu durum Rabia el-Adeviye'nin görüşünden farklıdır. Böyle bir itiraz yöneltilebilir. Allah işi hakkında seninle mücadele edenin sözünü duydu. Ki bu Allah'ın peygamberine yönelik sözdür. Ayetini nasıl değerlendireceğiz? Fakat ben duydum demedi. Belki Allah kendisini öveni duydu ifadesi de bunun gibidir. Nereden bilebiliriz ki? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah kulunun diliyle Allah kendisini öveni duydu dediğine göre bu da ayet gibi yorumlanamaz mı? Buna şöyle yanıt verebiliriz. Ayet Cebrail'in Allah'ın böyle bir şey söylemesini emrettiğini bildiren bir ifade gibi görülebilir. Başka bir ifadeyle ey Cebrail Allah duydu de şeklinde bir ifade olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki ben bir insanım demesi emredildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insandır. Hak ise insan olamaz. Ayetlerde geçen bu gibi bütün ifadeler böyle değerlendirilebilir. Bunları zorunlu olarak Hakk'a ait saydığında ise kelam özel bir mertebe yönünden Allah'a ait olur. Bu özel mertebeyi zat diye ifade edebileceğin gibi ilahi isim diye de ifade edebilirsin. Allah el-mütekellim yani konuşan olması bakımından ey Muhammed Allah duydu der. Burada Allah derken Es-Semi ismi onun duymasını bilmesi sayanlara göre ise El-Alim ismi kastedilir. Birinci yorum ise Allah'ın duymasını ne o ne ondan başka denilemeyen başka bir hakikat sayanların görüşüdür. Birinci ifadeye göre onun duyması zatıdır. Allah'a nispet edilen bütün niteliklerde durum böyledir. Bütün yorumlara göre cemaat Allah kendisini öveni duydu diyebilir. İmam hakkında bu ifade yer aldığında cemaat ya da yalnız başına kılan için bunu söylemeyi yasaklayan bir ifade aktarılmamıştır. İnsan zatının oluşturduğu bütünün imamıdır. Ondaki her bir parça Allah'ı över. Dili de, özellikle de her şeyin Allah'ın övgüsünü tesbih ettiğini keşfeden olmak üzere zatının diğer parçalarına Allah'ın kendisini övünü duyduğunu bildirir. Fasıl, imamlık yapmak. İmama uymak, cemaatin uyduğu konuda zahiri ve batini olarak imamın fiillerini bilmesiyle geçerli olabilir. İnsanların geneli ya da çoğunluğu imamın sadece ayakta durmak, rüküye varmak, rükudan kalkmak, secde etmek, oturmak, tekbir getirmek ve selam vermek gibi görünür hareketlerini bilir. Niyet ise kalbin görülmez bir amelidir. Dolayısıyla cemaat onu bilemez. Bu nedenle Allah cemaati bilmediği konuda imama uymakla sorumlu tutmamıştır. O nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam kendisine uyulsun diye imamdır. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getiriniz. İmam tekbir almadan siz tekbir almayınız. Rüküye gittiğinde siz de rüküye gidiniz. İmam rüküye gitmeden rüküye gitmeyiniz. İmam Allah kendisini övünü duydu dediğinde ise Allah'ım Rabbimiz övgü sana aittir deyiniz. Secde ettiğinde secde ediniz. İmam secde etmeden secde etmeyiniz.
Niyet ve cemaatin bilgisi dışında kalan konular buna dahil edilmemiş, duyuyla algılanan görülür, fiiller zikredilmiştir. Bir namazın bir günde iki kez kılınamayacağı, kılınan iki namazdan birinin nafile namaz hükmünde olacağı belirtilmiştir. Böyle bir durumda cemaatin niyette imama uymayacağı nasla saptanmıştır. Cemaat bu hadise göre şöyle demelidir. Allah kendisini öveni duymuştur. Sonra şöyle der. Rabbimiz övgü sana aittir. Bunun nedeni onun imamlığına uymaktır. Çünkü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem imam olduğu bir namazda şöyle söylediği rivayet edilir. Allah kendisini öveni duydu. Rabbimiz övgü sana aittir.